Belki'deki projeler hakkında sizden kısa bir bilgi almak istiyorum. Tabii ki ben özellikle bu sene şimdi burada niye bugün buradayız onu anlatmak zaten konuyu özetleyecek. Biz bu sene için 2020 yılı başında Kerkük'te neler yapabileceğimizi planladığımızda önceliğimiz kaleydi. Çünkü gerçekten Osmanlı subaylarının mezarlarının da bulunduğu o Danyal Nebi Camii'nin yanındaki haziresi çok bakımsız bir durumdaydı. Biz de hızlı bir biçimde gerekli onaylarımızı aldık ve Kerkük Eserler Müdürlüğü'nün gözetiminde ve kontrolünde aslına uygun olarak, yani aslına uygun olarak dediğimiz bize teslim edildiği haliyle bütün bakımını yaptık, yenilemesini yaptık. Zeminleri daha önce biliyorsunuz seramikti ve kırılmıştı. Onların hepsini mermer yaptık, namazgah yaptık, yıkılan duvarları onardık, mezarların bakımını yaptık. Ve dolayısıyla artık her gelen ziyaretçinin gönül rahatlığıyla dua okuyabileceği, ziyaret edebileceği mekan haline getirdik. Orası bir bitişik yapı biliyorsunuz, yani kompleks gibi orası. Danyal Nebi Camii de aynı şekilde, yani türbelerin bulunduğu mekan da çok önemliydi bizim için. Bildiğiniz gibi bakımsızlıktan artık, yani kubbesinin su almaması için alüminyum folyolara kapatılmıştı. Ona rağmen içeriden çok ciddi hasarları vardı. Biz bütün içeriden ve dışarıdan bütün yapıyı önce bir temizledik. Yeni sıvalarla uygun olarak, bölge iklimi olarak bütün bakımını yaptık, tadilatını yaptık. Ve kubbesini de yine Kerbela taşıyla onararak bahçesinin duvarlarını, onun da işte diğer müştemilatı biliyorsunuz, bütün bakımlarını yaptık. Ve orası da çok güzel oldu. Çok temiz bir yer haline geldi. Kerkük halkının ve gelen Kerkük'e gelen misafirlerin ilk ziyaret ettiği yerler buralar. Ve orada Türkiye olarak bizlerin bir imzasının bulunması, oraya bir şeyler verebilmek, oranın bakımını yapmak çok büyük bir gurur bizim için. Ve yine biz onunla da kalmadık. Üçüncü bir şey daha yaptık. Girişinde boş bir alan vardı biliyorsunuz. Atıl bir alan vardı. Danyal Nebi ve Osmanlı subayları mezarlığına girişte. Oraya da gelen misafirlerin ve bölgede insanların hafta sonu ve cuma günü özellikle ziyaret ettikleri için çocuklarıyla beraber, aileleriyle beraber dinleyebilecekleri bir mekan yoktu. Oraya hem bir çocuk parkı yaptık hem de havuzlu çok güzel bir park yaptık. Artık gelen misafirlerimiz gönül rahatlığıyla hem ziyaretlerini yapabilecekler hem dinlenebilecekler. Ve şu anda buradayız. Burası da Türkmeneli Radyosu biliyorsunuz. Türkmen Radyosu genişliyor, büyüyor. Buradaki Irak'taki bütün Türkmen kardeşlerimize hizmet veriyor. Onların sesi olmaya çalışıyor. Ve en son Bağdat frekansını da aldılar. Dolayısıyla artık yayın ağı geliştikçe, teknoloji de ilerledikçe bunu karşılayacak yeni ekipmanlar gerekiyor. Biz de bu çerçevede radyonun bütün canlı yayın ekipmanlarını yeniledik, kapasitelerini arttırdık. Artık daha geniş alanda, daha net bir yayın imkanına ve kabiliyetine kavuştular. Bu sene içerisinde tabii ki Kerkük'te yine projelerimiz var. Kale içinde planladığımız Gökkümbet projemiz, onun projelendirme çalışmaları bitti. Bu sene artık yetiştirebilirsek oranın da restorasyonuna başlamayı planlıyoruz. Yine sadece Kerkük'te değil, bütün bölgelerde, Musul'da da, Telafer'de de, Bağdat'ta da, sayamadım daha pek çok ilde, vilayette, TİK olarak elimizden gelen desteğin hepsini fazlasıyla vermeye çalışıyoruz. İnşallah bu sene de 2021'de olduğu gibi 2022'de de güzel projelerle Irak halkına hizmet etmeye devam edeceğiz.
Kerkük'te Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı'nın iki projesi. Daha doğrusu dört proje, şöyle diyelim. Biri Daniel Nebi Peygamber'in türbesinin olduğu alanda bir çocuk parkı ve aileler için bir dinlenme alanı. Ama onun esas önemlisi kalede Osmanlı bürokratlarının, zamanında görev yapmış bürokratların mezarlığı. Temmuz ayında ziyaret etmiştik. Biraz harap durumdaydı. Onun tika hemen elini attı, düzeltti. Gayet güzel, aslına uygun bir restorasyon çalışması yapmışlar. Valla ellerine sağlık. Gerçekten gurur verici bir tabloyla karşılaştık. Diğer projede bu Türkmenli radyonun sunum ekipmanlarının yenilenmesi, modernize edilmesiydi. Orada da bir canlı yayına katıldık, röportaj verdik. Tabii ilk geldiğimizde valiyi ziyaret ettik. Kendisiyle vilayete ilişkin, Kerkük'e ilişkin durumu konuştuk. Daha sonra Irak Türkmen Cephesi'ni ziyaret ettik. En son ayrılmadan da ticaret odasında yetkililerle, özellikle Türk iş dünyasının, yatırım dünyasının Kerkük'e nasıl katkıda bulunabileceğini değerlendirdik. Bugün son ziyaretimiz olmayacaktır. Kerkük'te bizim tabii ki Irak'ın diğer vilayetlerine verdiğimiz önem kadar önemli. Irak'ın yapı taşlarından biri. Pek çok çeşitli unsuru, mezhepsel, etnik, farklı aidiyetlere sahip oldukları ve mutlak surette istikrar için bunların bir arada barış içinde yaşaması gereken bir vilayet. Güzel bir ziyaretti. Valla hazırlıklar tamamlandı deniyor. Temmuz'daki ziyaretimi zaten görmüştüm. Hemen hemen bitmiş durumdaydı. Şimdi artık sonuna gelinmiş. Tamamen alınacak karara ve zamanlamasına bağlı. Umuyorum hem Türkiye'den Türk Hava Yollarımız hem de bizler Bağdat'tan Kerkük'e hava yoluyla gelebileceğiz.